sanatseverlerle buluştu. Yanımda İstanbul Bienali'nin direktörü Bige Örer var. Bige Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bige Hanım, bu sene İstanbullu sanatseverleri neler bekliyor? Bienal hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu sene biliyorsunuz Bienal'in başlığı isimsiz 12. İstanbul Bienali 2011. Bu başlıkla ilgili aslında aldığımız birçok soru var. Oradan başlayabilirim sergiyle ilgili bilgi vermeye başlamadan evvel. Bu sergi Felix González Torres'in işlerine gönderme yapıyor. Felix González Torres de özellikle politik ve sosyal meseleleri çok formal ve biçimsel ve estetik bir dille ele alışıyla ünlü olan bir sanatçı. Özellikle son 25 yılın önemli kavramsal ve minimalist sanatçılarından biri olarak tanınıyor. Bu sergide aslında Felix'in kendi işlerini isimlendiriş biçimine gönderme yaparak bir yandan sergi isimsiz deyip bir yandan da parantez içinde aslında 12. İstanbul Bienali diyerek farklı izleyicilerin sergiden farklı okumalar çıkarabileceğine mümkün, yani bunu mümkün kılan bir sergi olacak. Ve yine dediğim gibi yani temel olarak temel derdi çok politik ve sosyal meselelerden aslında söz ederken bir yandan da insanları çok güzel bulacakları, etkilenecekleri, onları heyecanlandıracak, görsel ve biçimsel olarak da bunu başaracak bir sergi ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu isimsiz başlığı altında da 5 farklı karma sergi var. Bunlardan da kısa kısa bahsedelim. Soyutlama, tarih, pasaport, ateşli silahlı ölüm ve roz. Bunlardan aslında ne çıkarım yapılması gerekiyor, neler anlatıyor? Serginin başlığı aslında Felix González Torres'in dediğim gibi işlerine referans veriyordu. Sergide yer alan 5 karma sergi ve 50'nin üzerindeki solo sunumda aslında onun 5 işine gönderme yapan başlıklar. Bu başlıklara bakacak olursak isimsiz soyutlama bölümü. Aslında geometrik soyutlamanın içerik olarak da ne kadar politik olarak yüklü olabileceğini gösteren bir sergi. İsimsiz Rose bölümü. Rose, Felix González Torres'in hayattayken sevgilisi, partneri, eşi ve bu bölüm aslında kimlikler üzerine de düşünüyor. Yani sadece sevgi, aşk, kaybetme, ölüm. Bu gibi meseleler bir tarafta, diğer tarafta da cinsel kimlik üzerine, etnik kimlik üzerine, ulusal kimlikler üzerine düşünen bir tema. İsimsiz Pasaport sergisi, Felix González Torres'in yine Pasaport isimli serisine gönderme yapıyor. İşte Felix'in işlerine baktığınızda Pasaport isimli işlerine bembeyaz bir broşür veya işte gökyüzünde salınan bir kuşun olduğu, sadece bundan oluşan bir broşür görürsünüz. Ve bütün bu aslında işler özgürlüğe, sınırların ortadan kalkmasına, daha özgür bir dünyaya gönderme yaparlar. Diğer bir karma sergimiz isimsiz tarih bölümü. İsimsiz tarih bölümünde aslında tarihin yeniden yazılması, alternatif tarih okumaları, biraz tarihin nasıl kurgulandığı, hükümetler tarafından nasıl kurgulandığı, işte bazı şeylerin unutulup bazı şeylerin hatırlanmak istendiği üzerine daha çok bu konuları işleyen bir bölüm. İsimsiz Ateşli Silahla Ölüm de 1990'lı yıllarda Amerika'da silahla, bir haftada silahla öldürülen kişilerin sayısı 2 katına çıktığında Time'ın kapağında bununla ilgili bir haber çıkıyor ve Felix González Torres de bu durumdan etkilenerek bunu bir işe çeviriyor. Ve aslında hükümetlerin silahlanma politikalarının kişisel hayatlara nasıl yansıdığıyla ilgili olarak, yani bütün dünyadaki şiddet, ölümler, savaşlar, bütün bunları sorgulayan bir bölüm. Temel olarak bu 5 karma sergiden oluşuyor Bienal ve 5 karma serginin dışında da yaklaşık 50'nin üzerinde solo sergiden oluşuyor. Solo sergilerde bir sanatçının bir işine veya birden fazla işine yer veriyoruz. Karma sergilerde o temayı aslında daha fazla açmaya çalışan yaklaşık kimi sergide 15 sanatçı, kimi sergide 30 sanatçının işinin daha diyalog içerisinde gördüğümüz karma sergilere yer veriyoruz. Şimdi İstanbul Bienali Avrupa'da Venedik Bienali ile beraber dünyanın en önemli sanat etkinliği olarak adlandırılıyor.
Ve hatta geçtiğimiz hafta da resmi açılışa 4000'e yakın yabancı konuk geleceği söylenmişti. Dünya basınında nasıl yer verildi Biennale ve hani dünyada neler konuşuluyor, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? İstanbul Biennale'ne gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Yani bu ilgi yıldan yıla da artıyor. Özellikle yani sadece yerelden değil, uluslararası güncel sanat alanından ve uluslararası basından da müthiş bir ilgi var. Açılışta da İstanbul'a gelen konuklar ve yabancı basından aldığımız böyle çok değerli yorumlar bizi gerçekten çok mutlu etti. Yani bu kadar yoğun ve çok emek gerektiren bir işin sonunda bu övgüleri duymak çok gerçekten mutlu edici. Yani şu ana kadar aslında çıkmış olan birçok yabancı basında yazı var. İşte International Herald Tribune'dan Artin Amerika'ya, New York Times'a, Le Monde'a, çok farklı ülkelerde işte Brezilya'da Estado de São Paulo gibi önemli günlük gazetelerinde Biennale çok geniş çapta yer verildi. Bunlar tabii bizi çok sevindiriyor. Hem İstanbul Biennale adına, hem Türkiye'nin güncel sanat alanı adına, hem de yani böylelikle aslında güncel sanat alanında dünyadaki en önemli etkinliklerden biri olarak sanat haritasına girmiş bulunuyoruz. Biennale kapsamında tabii çeşitli etkinliklere de yer veriliyor. Bunlardan bir tanesi çocuklar için sergileri ve müzeleri sevdirmek için temel sanat eğitimleri. Bunun dışında öğretmenlere de yanılmıyorsam çeşitli eğitimler veriliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Kişiler çocuklarını ne şekilde getirebilirler? Hangi günler? Neler yapılabilir? Biennale'nin izleyici kitlesini geliştirmek adına sizin de söylediğiniz gibi çok farklı eğitim çalışmaları, atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bu çok önem verdiğimiz bir konu. Çocuklarla atölye çalışmalarını PACE işbirliğinde gerçekleştiriyoruz ve çocukları daha küçük yaştan güncel sanatla tanıştırmak, sergi kültürüyle tanıştırmak ve sadece aslında eserleri görmekle değil, onlarla ilgili konuşarak, sohbet ederek, sergi gezisinden sonra belirli işlerle ilgili birlikte düşünüp atölye çalışmaları yapmalarını sağlayarak biraz daha yaklaşmalarını, sanata daha çok yaklaşmalarını hedefliyoruz. Onun dışında sanat öğretmenleri için hazırladığımız atölye çalışmaları var. Bu atölye çalışmalarında da aslında özellikle sanatla ilgilenen öğretmenlerin Biennale ve güncel sanatta neler aktardığımızı, yani bu Biennale'de özellikle neler aktarmaya çalıştığımızın birlikte bir çalışmasını yaparak öğrencilerine bu sergiyi nasıl aktarabilecekleriyle ilgili olarak farklı metodolojiler üzerinde birlikte düşünüyoruz onlarla. Bunun dışında bildiğiniz gibi rehberli turlarımız var. Rehberli turlarda sergiyi daha yakından tanımak ve uzman rehberler eşliğinde gezip daha farklı bilgilere biraz böyle işin mutfağından da haberdar olmak isteyenler için hazırladığımız programlar var. Sanatçılarla gerçekleştirdiğimiz bir takım atölye çalışmaları oluyor. Biennale katılan sanatçıların Türkiye'den genç sanatçılarla veya sanat öğrencileriyle bir araya gelmesini sağlayan ve Biennale'deki eserlerin tartışılmasına imkan tanıyan da programlarımız var. Sergi mekanından da bahsetmemiz gerekiyor çünkü bu sene Biennale aynı yerde, Antropo 3 ve 5'te yapılıyor ve hatta ödüllü mimar Nishizawa yapmış bu sergi mekanlarını. Neler anlatabilirsiniz? Özelliği nedir bu mekanların? Çok uzun zamandan beri ilk defa Biennale aslında tek bir mekanda, tek bir lokasyonda gerçekleştiriliyor. Bu önemli bir dönüşüm noktası ama özellikle tabii mekan seçiminde küratörlerin geliştirdikleri konsept de biliyorsunuz önemli rol oynuyor. Biraz önce bahsettiğimiz 5 karma sergi ve 50'yi aşkın solo sunumun aslında tek bir mekanda gerçekleştirilmesi ve sanat eserlerine ve sergiye özellikle izleyicinin odaklanmasını istemek gibi bir aslında ihtiyaçtan yola çıktı. Yani böylelikle bir mekandan diğer mekana geçerken kaybedilen vakit değil, doğrudan yani bütün zamanı aslında sergide geçirmek ve sanat eserlerinin mekanın yani sanat eserlerinin önüne geçmesini engellemek gibi bir hedef vardı.
Tabii Antrepo adeta Biennale'in gelenekselleşmiş mekanlarından biri bildiğiniz gibi. Tophane'deki eski gümrük binaları, 3 ve 5 numaralı binaları kullanıyoruz. Antrepo binalarını kullanıyoruz bu Biennale'de. Ve sergi tasarımı için de Nishizawa, Tokyo'dan Nishizawa ve Mimarlık Ofisi ile birlikte çalıştık. Nishizawa güncel sanat alanında da gerek kendisinin gerek Sejima ile birlikte kurmuş oldukları sanaa ofisinin değerli çalışmalarıyla birlikte çok önemli projelere imza atmış bir mimar. İşte Japonya'daki Kanazawa Müzesi olsun, New York'taki PS1 güncel sanat merkezi olsun. İşte geçen Venedik Mimarlık Bienali'nde birlikte yine ortaklaşa bir çalışma yaptılar gibi. Yani mimarinin güncel sanatla ilişkisini gerçekten bunun üzerine düşünen bir mimar. İstanbul'a davet ettiğimizde de çok heyecanlandı ve Antrepo binalarını bambaşka aslında bir sergi mekanına dönüştürdü. Çok deneysel bir sergi tasarımı yaptı. Hem serginin minimalist yapısına bir şekilde onunla konuşacak şekilde, Antrepo binalarının kendi mimarisini de ön plana çıkaracak şekilde hiçbir sütunu gizlemeden ve belirli akslar yaratarak aslında solo sunumların birbirleriyle çok farklı belki mekanlarda bile olsalar akslar aracılığıyla birbirleriyle konuşmalarını sağladı. Karma sergileri gördüğünüz gibi gri duvarlar, solo sergiler beyaz duvarlarla ayrılıyor. Böyle bir mekansal farklılık da yarattı. Odaların yükseklikleri farklı, odaların büyüklükleri farklı. Kapı ölçülerine baktığınızda onların farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani çok detaylarda saklı, böyle gerçekten çok hoş bir sergi tasarımı ortaya çıkardı. Evet, sergi 13 Kasım'a kadar devam edecek ve bildiğim kadarıyla pazartesi günü hariç her günde gezmeye müsait. Başka nelere dikkat etsinler sanatseverler gelmeden önce? Bu sene perşembe günleri sergi mekanlarını saat 10'a kadar açık tutacağız. Normalde bildiğiniz gibi saat 10 ve 19 arası pazartesi hariç haftanın her günü sergi mekanlarımız açık. Hı hı. Ayrıca Kurban Bayramı'nda da sergi mekanlarımız açık. İstanbul'da kalan ve Biennale'i gezmek isteyen izleyicilerimiz için. Bunun dışında üniversite öğrencileri için Koç Holding'in desteğiyle biliyorsunuz ücretsiz olarak üniversite öğrencileri gezebiliyorlar. Birden fazla sergiye dönmek isteyenler için farklı bilet kategorilerimiz var. Ve gerçekten çok keyifli bir sergi. Yani tekrar tekrar kendine davet eden, öyle her geldiğinizde farklı şeyler bulabileceğiniz bir sergi. Onun için herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.